Merhaba arkadaşlar, Diyanforiyendi kanalına hoş geldiniz. Dungeons & Dragons Secret Edition oynuyoruz ve oyunlarımızı haftalık olarak kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz. Geçen hafta nerede kaldığımızı kısaca Can hatırlatacak, sonra da sözü DM'e bırakacağız. Geçen hafta adadaki tehdidin ne olduğuna bakmaya gittik önce. Sonra orada karşımıza ürkünç ve ürperti hissin arasında bir ayı çıktı büyükçene. Bize saldırıp saldırmadığını anlamaya çalıştık önce. Saldırdı, kendimizi savunduk. Sonra aslında saldırmadı ve bizi uzaklaştırmaya çalıştı, anlaşılıyor derken bir druide dönüştü. Geçen haftaki bölümün en büyük olayı aslında bu odadaki büyük tehlikeye karşı hani bizi uyarıyormuş. Neyse, sonra acele edin dedi, yer altında bir sığınak yapmış. Oraya gittik, olanı biteni anlattı. Kendilerini yok edemediği, kendi ve başka druidlerini yok edemediği büyük bir yaratık varmış bu odada. Bu arada bize geçen haftanın en büyük sürprizi aslında kayıp yol arkadaşımız oldu, Elite. Biz onun öldüğünü düşünüyorduk ama ölmemiş, bu adaya gelmiş. Fakat saldırıya uğramış, ağır bir şekilde yaralanmış bulduk onu. Daha doğrusu iyileşiyordu, yani druid sarmıştı. Bu haftada hani bu adadaki büyük tehlikeye görünmeden bir şekilde adadan ayrılmaya çalışacağız. Elite'in eşyalarını almak için en son yukarıya çıkmaya hazırlanıyorduk. Yaralarımızı, bellerimizi sardık. Toparlanıp bakalım neler olacak. Evet. Siz orada dinlenmiştiniz, rest etmiştiniz bir güzel. Gündüz uyandığınızda işte Elite'le beraber o da uyandı, kendine geldi. Çünkü Aspadel ona birkaç iyileştirme daha yapmıştı. Hani toparlandınız, her şeyinizi hazırladınız. Yanınızdaki Druid de işte size olabildiği kadar son bilgileri verdi. Yaratığı bir tarif etmişti en son, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ondan sonra hani hazır olduğunuz zaman gitmeniz gereken yönü söyledi size. O arada da hani kendisi yaratığın dikkatini başka tarafa çekmeye çalışacaktı. Siz rahat rahat gidesiniz diye Elite'in eşyalarını almaya. Hı-hı. Bakalım. Böyle bir hani plan var. Hani bu planın üzerine başka bir şey aklınızda varsa söyleyin. Yoksa hani bu şekilde adam çıkıp gidecek mağaradan. Şey dedim ben. Olur da eşyaları sağ salim almayı başarırsak tekrar salonumuza ulaşıp adadan ayrılacağız. Gündüz vakti hatırlar gibi ama bir kez daha tarif eder misin? Ana kara ne tarafta kalıyor tam? Ana kara güney batı tarafında kalıyor. Tamam. Yani burada da adanın güney batısı, siz nasıl bir salla çıkacaksınız o da ayrı. Nasıl uzaklaşacaksınız adadan? Geçen Aspodel'in yetenekleri sayesinde bir salımız vardı iyi kötü. Onunla buraya kadar gelmeyi başarmıştık. Aynı salı tekrar bulmaya mı çalışacaksınız? Onu mu almaya gideceksiniz? Ya onu spell yapıp onun üstünde gidiyoruz. Daha rahat oluyor bizim için. O zaman tekrar o tarafa gideceksiniz siz. Yok, Elite'in saldırıya uğradığı yerde onun düşen eşyalarını almamız gerekiyor. Büyük kitap üstüsü. Elite baktı Druid, hani eşyaların bu kadar önemli mi diye. O da yani dedi, büyük kitabım var orada, yedeği de var bende, tamam da dedi. Alsak, bir de silahlarım da var. Kolay bulunmuyor yani sonuçta. Silahlarım da var aynı zamanda. Onlar da önemli, onlar da dağılmış etrafa. Yeterli silahsız kaldık çünkü son gemi kazasında. Yani Druid şey dedi, hani aranızda karar verin madem dedi, hani eşyaları almak bu kadar önemli mi değil mi? Çünkü bu size bayağı bir zaman kaybettirir, bayağı bir tehlikeye atar. Ya burada benim kararımdan ziyade eşyalar Elite'in eşyaları, onun kararı önemli olacaktır. Gitmemiz gerekiyor derse ben ona uyarım. Ya açıkçası sadece hani silah, kitap filan da değil, başka şeyler de var orada çantada kalan. Hani çanta hala tek parçaysa eğer tabii daha kolay olur ama. Senin tahminince Druid'e soruyorum diye.
Senin tahminince bizim salımızın kaldığı yerle eşyaların olduğu yer birbirine çok mu uzak? Ya şöyle diyeyim, buradan Elayt'in eşyalarının olduğu yere gitmeniz, o yönü de tarif edeceğim size işte. Yaklaşık 10 dakikanızı filandır. Oradan da denize doğru baktığınızda sağa yöne doğru giderseniz, salınızın olduğu tarafa giderseniz, oradan da salınızın olduğu yere gitmek kıyıdan yaklaşık 15 dakika alır. Ama şöyle bir şey var. Orada hani sizi oyalayacak bazı şeyler var. Geçit vermeyen yerler var dedi. Tamam. Özellikle Elayt'in eşyalarının olduğu yerde bir ağaç kütüğü bulma şansımız var mı? Bu da bizim için yeterli olur. bilmem, olabilir de. Çünkü sahilde saldırıyoruz diye hatırlıyorum ben. Öyle değil mi? Evet. Direkt suya oradan açılsak. Evet, bir herhangi bir kütük olması yeterli. Yeterince büyük bir kütük. Yani olabilir aslında. Ama olmaya da bilir. Bilemiyorum. Kalemi iyi koruyayım şu anda ya. Söylemesi zor. O zaman şansınızı orada deneyin madem. Öyle Şöyle yaparız. bir Geçit şey vermez yapamaz diyorsun, mıyız? sıkıntı olmasın. Sağa ulaşsak da salla hani adanın diğer tarafına, eşyaların olduğu tarafa doğru gitsek. İnsek, eşyaları alsak ve denizden yine devam etsek. Evet, mantıklı geldi bana şu an. Bir daha sal parçalığı uğraşmasak hani. O da olabilir aslında, doğru. Sonuçta Benim aklıma geliyor. sala twist spell'i yapacağım Sayın Yeşil Yumruk. Hani yüzebilir de yürüyebilir de aynı zamanda. Tamam, bunun ne faydası olacak size? İşte ne kayalık gibi hani bize geçit vermeyecek yerler yerine denizden dolanıp Daha Elayt'in kolay olur eşyalarını diye almaya düşündüm ben de dönmek. yani. Evet, çok mantıklı söyledim. İyi de Elayt şey dedi, bunu yaparsak eğer dedi, en son eşyaları almaya gideceğiz. En tehlikeli anlarda ben de silahsız kalacağım demek o. En Doğru. kısa sürede eşyalara ulaşmak daha mantıklı olmaz mı? Zaten ille olsa da ulaşmamız da gerekmiyor aslında. Bir de o var yani. Evet, yani. O zaman eşyalara gideceğiz. Orada biz Orada bir kütük kütük bakacağınız. olmasını bulacağız. Evet. Olmadı, geri döneceğiz bir şekilde. Eğer dedi eşyalarıma ulaşabilirsek, Elayt konuşuyor. Orada kütük olmasa dahi bir kütük oluşturmaya yardımcı olabilirim. Şimdi düşününce, hani uygun büyüklükte bir ağacı hemen kesebilirim. Tamam. Gördüğünüzü taşıyacak kadar bir şey yapmak gerekiyor işte Büyük bir süper. gövde gerekiyor değil mi size? Bir Bir de düşündüm. Trist bir bakayım. ST. Bunu Diyan, bu arada yapabilecek. ilk geldiğimizde ağaçları incelemiştim ben. İnce dallıydı sanki ağaçlar ya. İnce ince bir sürü ağaç vardı. Kalın Peki görmemiştim. bu büyüyü bir kere mi yapabiliyorsun yoksa iki defa yapma şansın var mı? Yani iki tane küçük bulsak da taşıma kapasitesini rahatlatsak. Ya şöyle, bir tane yaptığım bir spell yani birçok ağacı kesmemi sağlayabilir. Log or plank must be at least 1 foot wide, 3 inch thick and 3 to 10 feet long. Şartı bu. Böyle bir tane ağaç olması yeterli. Evet, burada büyük gövdeli bir ağaç bulmak da biraz zor gibi görünüyor bu durumda. İşte onu düşündüm ben de. Hani ilk Bir adaya geldiğimizde de bakmıştım. foot Yani genişliğinde 1-3 metre boyunda. 3 inç kalınlığında 3 inç ne kadar yapıyor? 3, 1, 2, 3 şu kadar falan. 7,5 santim. Ondan sonra o 3 10 fit arası uzunluğu o kadar önemli değil. O uzun olursa hani arka arkaya otururuz şey gibi at gibi yaparız onu şey gibi. Evet. Bu şey tatil yerlerinde oluyor muzlar onlar gibi. Muz. Yani Ayaklı muz. 4 ayağı çıkacak onun zaten gene aynı şekilde devam edecek horsuz gibi.
600 pound'a kadar taşıyabiliyor. 4 kişi 600 pound'a geçiyor muyuz diye. Eşyalarımız olmadığı için bir ihtimal geçmeyebiliriz. 600 pound 300 kilo yapıyor. Geçeriz. Geçme ihtimaliniz yüksek harbiden. Elaith durdu. Şey dedi. Aslında beni adada bırakabilirsiniz. Ben bunu duymamış kabul ediyorum. Başka bir... Öyle bir baktı. Hayır, neden? Neden? Çünkü dediğin gibi taşıma sorunu olacak. Yani bu büyüden iki tane yapma şansın olur mu? Yok, Leovald'ın söylediği de mantıklı. Hani iki tane yaparsam 2-2 gideriz. Öyle bir imkanın var mı? Var. Peki şu büyük kütük bulma sorunu, Cromwell'in dediği burada büyük gövdeli ağaçlar pek yok diyor ya. Evet. Görmedim yani. Yani bu illa orada ağaç yapmamıza gerek yok. Bunları burada yapıp oraya da bu bineklerle gidebiliriz. Evet, o daha iyi olur aslında. Ben bir progression yapayım. Burada rahat rahat onları inşa edebiliriz istediğimiz gibi. Hem de acil bir şey yapmamış oluruz o açıdan. Evet, yani bu konuda yeşilumluk da bize yardımcı olur hem. Ya taşıyacak olursak da bir tanesini ben taşırım, öbürünü de ikiniz taşıyabilirsiniz. Taşımaya ne gerek canım, burada yaparız siperi. Buradan yürüyerek gideriz yani üzerine binip yani. Clearpet'e, o zaman tamam. Clearpet'e o benim adada kalmama gerek yok. Hepimize yaptığım için birinde sen sürersin Leval, birinde sen sürersin Cromwell. İki şekilde de tamam. İkisinde de Clearpet de aktif olur. Hızlı gitmeye şeyimiz olur. Zaten siperi ben yaptığım için benden çok uzaklaşmaması gerekiyor şeyin. Prestige'in. Bir şey denizde... Peki bir şey söyleyeceğim. Denizde bunları birbirine bağlayalım o zaman. Eskaza dalga gelirse falan bir şey olsa ayrı kalmayalım. Ne kadar onun şeyi? 10 yard. 10 yard çevremde kalması yeterli. Onu yaparız. 10 yard da çok şey değil yani. Yine de kısa bir mesafe ama deniz için. Deniz için yani bir dalga ayırır. Bir dalga ayırır, başımız derde girer. İp lazım bize ayrı kalmamak için. Bir başından... Yeşimruk baktı, ipim var benim dedi bayağı bir. Verebilirim size. Teşekkürler, çok iyi olur. Bir başından bir sonundan böyle ikili şey gibi evet. Yaparız. O hem zaman iyi olur. Birbirinin şeyin de hareketini de engellemez. Çünkü 10 yardtan şey, şey diyor gerçi. 10 yardın dışına çıkarsa sadece duruyor. Caster gene range'e girene kadar diyor. Ama hiç bu riske girmeye gerek yok. Şeyi soracağım. Bizim acele yaptığımız iyi kötü kürekler sahilde kaldı. Bize kürek de lazım deniz için. Kürek olmasa da olur canım. Zaten tristikler yüzebiliyor. Yüzebiliyor da hızlandırıyorduk ya Clearpath sayesinde. Evet. Kürekleri kullanınca. O zaman burada inşamızı yapalım. Onu da inşa. Evet. Onu da yapalım. Hatta şey gibi. Ne o? Kanı kürekleri gibi yapabiliriz burada. Hem vaktimiz var. Yani vakit dediğim daha rahat bir ortamdayız şu anda. Böyle ikili hani şey yapabilecek. Güvendeyiz. İki taraflı şey yapacak. Bir kürek yaparız. Durit de dedi ki hani bu ağaç işçiliği konusunda bende yetenek var. Size o konuda çok yardımcı olabilirim. Çok iyi olur. Biz hiç anlamıyoruz. Teşekkür ederiz. Çünkü... Sağ olun. Evet. Çok amatör kürekler yaptık. Mağ olduk yani. Yani. O zaman başlayalım dedi Durit. Ne malzeme lazımsa... Ne yapacağımı söyleyeyim. Evet. Ne malzeme lazımsa taşıyalım, getirelim. Tamam, ben size istediğim şeyleri söyleyeyim dedi. Burada mağaranın çıkışında çevreye hemen yakın çevreye bakın. Eğer bir tehlike duyarsanız hemen buraya dönün. Siz ikiniz Cromwell ve Leovald ikiniz çıkın. Şu boyutlarda büyük devrilmiş kütükler bulun bana dedi. Özellikle şey etrafta ölmüş ağaçlardan bulun mümkünse dedi. Ben ayarlarım onu. Onları getirin buraya. Şu kadar sayıda işte söyledi size. Ben de burada ipleri hazırlayayım. Asphodel sen de... Progression'ımı yapayım bu arada. Progression'ı yap. Aynı zamanda hani nasıl bir sal istiyorsun onu bir anlat bana dedi. Yani Tristit için nasıl bir şekil istiyorsun?
Onu anlat bana dedi. Ya üstünde rahat durabileceğimiz bir şey olması yeterli. Hani... Ha, boyut olarak onu kastediyorum zaten. Neyse, onları hani konuştunuz. Siz dışarıya çıktınız arkadaşlar. Cromwell, sen bir wisdom check atar mısın dışarıda hani uygun bir şeyler atıyorum. Bulmaya? Hemen atıyorum. Ben de yardımcı olurum tabii. Aha, ikiniz beraber çıktınız arkadaşlar. Aynı yere, aynı şey, yan yana mı gidiyorsunuz? Ayrılıyor musunuz? Ayrılmıyoruz ya. Çok ayrılmak mantıklı değil burada. Hı. Tehlike var. Bir tutuyor diyeyim. Ha, çok güzel. Sen hani etrafa bakındın. O ağaçlardan gayet rahat bir şekilde buralarda bulabildin. Orada bir seferde yüklenebildiğiniz kadarını yüklendiniz sırtınıza. Tabii temkinli olarak. Yalnız herhalde bunları ben... yaparken yalnız sen yerde bir ayak izi gördün. O ne lan filan diye öyle bir gözün ilişti sadece. Hı hı. Baktın hani harbiden de çok farklı bir ayak izi. Normal bir hayvana benzemiyor. O yüzden dikkatini çekti açıkçası. Biraz yakından baktım filan. Muhtemelen o yaratığın ayak izi. Ama çok garip bir ayak izi gerçekten. Hani dikkatimi şey çekiyor. Yön bizim gittiğimiz tarafa doğru mu, geldiğimiz tarafa doğru mu? Hani bizim mağara ağzına yakın mı gezmiş, geçmiş? Ona bakıyorum ben şu an. Yok yok, daha çok şu dikkatini çekti. Sanki bir insan ayak izine benziyor. İnsan mı? İnsanımsı bir ayak izi ama aşırı büyük ve pençeli ve çok ağır olduğunu düşünüyorsun. Yani çünkü muhtemelen... ezmiş toprağı. Asıl evet. Sorman gereken soru şu, Cromwell. Bu ne kadar süre olmuş bu ızgırakları? Ya izler burada daima tazedir. Bu yaratık sürekli geziyor zaten. Ben tabii. Onu hiç şey yapmadım. Ben sadece gidiş yönümüzde falan değildir diye ümit ediyorum. Hani arkamızdan geçip gittiyse fark etmediysek diye. Sinsilik vardı çünkü bu yaratıkta. Hı hı. O yüzden tabii dikkatli olmaya çalışıyorsunuz olabildiğiniz kadar. tabii mağaradan da uzaklaşmadınız. Mümkünse çok uzaklaşmadan baktınız sağa sola işte. Hadi le, acele gidelim. Ama işte dediğim gibi yaratığın o ayak izlerinin büyüklüğü ve tarzı birazcık garip doğrusu. Dediğim gibi insan ayağına benziyor. Çıplak insan ayağı gibi. Ama bir hani gorilimsi maymunumsu değil. O tarz bir insan ayağı değil. Pençeli bir ayak var aynı zamanda. Ve aşırı tabii ağır. Bir de şunu fark ettin ayak izlerinde, ayak izlerinin yapısından kaynaklı yaratığın çok seri olduğunu düşünüyorsun. Çünkü hareket esnasında pençelerini sokup da hız alarak, yani toprağa ittirerek sürekli hareket etmiş. Bu da yani koşarken özellikle bir şeyi yakalamaya çalışırken veya hareket ederken çok aşırı güç kullanarak yapıyor bunu. Yani çok seri demek bu. Aynen, bir çitanın seriliğine, işte bir pumanın seriliğine şeyine bağlı ama bir ayı gücünde gibi. Gibi gibi, evet. Anladım. En basit orman tabirleriyle. Oo, işimiz çok zor. Umarım karşılaşmayız bununla. Evet. Onun dışında hani izler bir günlük filan. Hani dün buralarda gezdiğini düşünüyorsun. Şeydik, bir şey daha soracağım diye. Yani. Dört ayak mı yürüyor, iki ayak mı yürüyor? İki ayak yürüyor. İki ayak yürüyor. Evet. Seri halde iki ayak yürüyor. Evet. Yani bipedal bir yapıda büyük ihtimal. Ondan sonra bir tane de ağacın gövdesinde pençesinin izini gördüm. O da bayağı korkunç. Evet. Gayet derin izler. Pençeyi saplamış neredeyse ağaca. Ve bayağı büyük uzun pençeleri var. Yani evet. Normalden çok uzun. Ve o sen çok güçlüsün. Bazı itemlerle daha da güçlü oluyorsun da bu senden de güçlü galiba. Gidelim hemen. Hadi gidelim. Yeterince oynandık. Neyse. Uygun ağaçları tabii toplamak için de tekrar devam ettiniz. Ondan sonra döndünüz. Hani bu muhabbet arada oldu sadece. Ha, tamam. Bitti zaman işimiz. Yok. Yani dönerken görmediniz. Yani etrafta gezinirken gördünüz bunları. Ondan sonra da yavaş yavaş tekrar kamp yerinize döndünüz arkadaşlar. Elinizdeki bütün küçükleri bıraktınız. Durit orada işte çıkarttı bir tane pala. O palayla işte kesti, biçti, orakla vesaire. Arkadaşlarıma bütün bulduklarımı anlatıyorum. Bütün detaylarıyla. Hı-hı. Arkadaşlar bakın böyle böyle bir yırtıcı. Aynen yeşil yumruğun dediği gibi. Üstüne bir de böyle şeyler fark ettim. Hani iki ayağı üzerinde. Öncesi ağır, güçlü, kuvvetli. Bir de seri.
Niyeyse. Onu anlamadım. Yani normalde hani bir hantallık bekleyebilirsin mesela büyük hayvanlardan veya büyük avcılardan bir hantallık olabilir yani. Ama bu hiç de öyle durmuyor. Yeşil yumruk baktı sana şey dedi. Ya bu bilgiler benim için pek de garip değil doğrusu. Yeni değil. Bize yeni. Ama doğru. Bize yeni. Fena yaptık. Ya çok ya. Seri olduğunu zaten bizzat gördüm. İlginç bir şeymiş. Daha önce hiç karşılaştığımız bir şeye de benzemiyor. O kadar gezdik diyarlarda ama. Altınova'da gezdik, Bodrum'da gezdik, orman civarlarında gezdik. Fakat böylesini görmemiştim. Denk gelmedi. Ondan sonra Durit bayağı bir uğraştı. Sizin de yardımınızla o istediğiniz şeyleri, tristit malzemelerini gayet güzel birleştirdiniz. Kürek de yaptı size. 1, 2, 3, 4, 4 tane kürek yaptı. Adam ya. Ondan sonra onları da gayet güzel hani yonttu, şekillendirdi kısa bir süre içerisinde. Kabaca yaptı. Şöyle bir baktı hani ya daha iyisini yapabilirdim ama bunda zaman alır dedi. Bunlar da işinizi görür dedi. Siz böyle bakış görsün yeter. Sizin için mükemmel olmuş. Sizin bizim yaptığımız örneklerle. Biz havaya çubuk saplayıp böyle bağlayıp salak saçma şey yapmıştık. Oynuyor böyle. Tavayla gidiyorduk. Tavayla. Yani sizin yaptığınızın yanında bu direkt şey olmuş yani. Mühendis işi olmuş o kadar. Alçak yönelim tebrik etti o da bunu yani. Yani. Adam hani en hızlı bu oldu dedi. Onu verdi size işte. 4 tane kürek. Ondan sonra tristitler de malzemeleri duruyor yerde. Onları da birbirine bağladı. Bunun sorun olacağını düşünmüyorum dedi. Aspodel sana. Hani büyük kütük oluşturmak için birkaç kütüğü birbirine ekledi. Bizim kullandığımız şey de ona benziyor zaten. Aynen. O şekilde hani daha büyük bir oturulabilecek büyüklükte bir şey yaptı size. At gövdesi hani gibi. Islanmadan gideceğiz bunda bir terslik olmasın. Yok ıslanırsınız yine de. Hani ayaklar yandan sallanacak yani. Azıcık zaman var ben tahtadan at oyar bu yüzden. Yani. Başlı. Al sana trist harbi. Kuru atı yapıyor. Ama güzel. Turba ördeği. İçinde gideriz rahat rahat. Turba ördeği de yok. Neden ördek? Yani o nereden çıktı? Yüzüyor ya. Ama gövdesi dışarıda. Pekala. Tamam. Tamam efendim. Anladım. Uzatırım istiyorsan. Anladım. Şimdi arkadaşlar siz onları aldınız. Durit ben önden çıkayım dedi. Yani bir şey soracağım. 5 dakika sonra çıkın. Çok alakalı olmayacak ama bu high level slotları kaç level'da seçmeye başlayabiliyoruz? 12. 10-12. Okey. 10'da da var bazı slotlar. Tamam ben bakayım onları o zaman. Tamam. Yani boş slotum var da istediğim bir şey var. Okey. Adam çıktı önce. Siz dedi benden 5 dakika sonra çıkın dedi özellikle. Hı-hı. O çıktıktan sonra da Elayt böyle bir etrafa bakındı. Hı-hı. Hazır buradan gidiyoruz. Almak istediğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Saçmalama. Hiçbir şey yok Elayt. Bir kübik foot ne kadar yer kaplıyor diye. Bir kübik foot 30. Bu arada ben 5 dakika sayıyorum. 30 santim 30 santim. İçinde 300'e kadar sayacağım ben böyle saniye. Bir piknik şeyi gibi değil mi yani? Ne? Piknik çantaları oluyor ya şöyle. Onun kadar bir şey mi? Ha evet. Ben oturdum bir tane spell ezberliyorum diye. Tam 5 dakika sürecek. 5 level spell çünkü. Hı hı. Ondan sonra bu spellin bittikten sonra cast edeceğim. Ondan sonra çıkabiliriz. Tamam. Cast'ı bir round zaten kısa. Spellimi ezberliyorum. Bir kübik foot yapacak kadar yiyeceği koyuyorum önüme. Çerezlerim, ıvırım zıvırım, ration oluyor mu? Oluyor. Ondan sonra baldır ıvırdır zıvırdır. Hepsini koyuyorum önüme. Özellikle adamın burada bulamayacağı şeyleri.
Blessed Abundance nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu cast edeceğim. Bu level'ın kadar kat oluyor. Oo. Adama böyle bir hediye bırakayım en azından. Hayatımızı kurtardı. Elayt'in de bize katılabilmesini sağladı. Evet. Bu büyük bir şey. Bir de adam burada mahsur, hapis. Evet. Böyle bir hediye bırakayım. Bak şeylerimizi, küreklerimizi de çürüyüp çürümemesi de adamın elinde artık yani. Ya, taze dursun. Hayır canım, alsın eksin çoğalsın, bana ne yani, koskoca şey plant growth koysun terezlerin üstüne. O kadar druid yani. O kadar druid. Vallahi şey summon etsin, arı summon etsin, bana ne. Yapar bu arada. Yapar druid yani, ben mi yapacağım? Doğru, yapar. Velhasıl, güzel olur bak bu arada. Ona katlanıyor. Ona 9'unu bırakıyorum. Aha. Ben gene bendekileri olduğu gibi çantama koyuyorum. O da onun hediyesi. Gelince bulsun. 6 ay sonra bir geliyoruz buraya, tarım kooperatif kurmuş herif. Yeraltı maden işletmeciliği yerine yeraltı tarım işletmeciliği olmuş. Hayır. Yok, holde bitki özü değişmiş falan. Sana güzel hediye adamı ya, harbiden. Ne? Para bıraksam ne yapacak adam? Aynen. Değil mi? Burada AVM yok. Sen onu yaptın, o yiyecekleri bıraktın adama, siz böyle baktınız, ulan nasıl oldu lan bu diye. Hani ne zamandır hani bir yiyecek problemi yaşıyorsunuz ya. Ama Diyan bunu söyleyeyim, Create Food'la yaptım. Create Food'la değil, Blessed Abundance 5 level, şey, level spell yani, öyle basit bir spell evet. Değil. Bir, ikincisi, şimdiye kadar hep onlar bana ısmarlıyorlardı, hiç yemek sıkıntı olmuyordu ki. Yok hani şey, Asphodel yemeğini sizinle paylaşmıyordu ya, ama bir sürü yemek de olabiliyormuş. O geldi aklınıza bir. Hadi 5 dakika oldu, çabuk. Şöyle bir gulup boğazı temizledim. Yani o Druid'in ikram ettiği yahniden kaldıysa bari ondan da bir kaşık daha atayım gideyim. 5 dakika doldu, hadi adam süre verdi bize. Ben yüklendim odunları. Direkt çıkıyorum ben de. Odunları yüklenmiyorsunuz. Odunlara spell kestetti zaten. Ha, onlar çıkacak mı ardından? Üstüne bineceksiniz, oradan depar. Bu arada diyem, bunu yaptım ya, kendimi gayet güzel, Timora için güzel bir şey yaptım. Hani Timora seviyor ya böyle yardımcı olmayı, şey yapmayı falan. Evet. İyi hissederek çıkıyorum kendimi buradan. Görevimi yaptım ben burada. Harbiden ne güzel. İçin rahat en azından. Hani o size yardımcı oldu. Sen de elinden geldiği kadar hani yiyecek sağladın adama. Bu da bir şeydir. Ya elimden başka şeyler de gelirdi de adamın buna ihtiyacı var gibi düşündüm. Hani ihtiyacı binaendir ya yardım. Yani. Adam aynı şeyleri yiyip içe içe burada aç kabuğu kemire kemire. Create Food'a bile yani bunun şey yaptı. Evet. Ne yaptın? Doğru. Neyse, o şekilde siz bindiniz Tristitlere. Ondan sonra dıgıdık dıgıdık gitmeye başladınız. Hani attan yavaş gidiyor alet. 12. Ama en azından emin adımlarla gidiyor. 12 değil, 6'ydı bildiğin kadarıyla. Suda 6, karada 12. Ha iyi, o zaman şey hani, başı çekiyorum ben. Katır kadar gidiyor yani attan yavaş ama. Gidiyor. Evet, Cromwell hızında. Kontrol edeyim hatta. Tabii 12 on land, 6 yüzme. Evet. O şekilde güzel 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 gidiyorsunuz arkadaşlar. Hani etrafa da bakıyorsunuz tabii. Bu arada nasıl ayrıldınız? Elayt dedi ki ben Cromwell'le mi kalsam? Evet evet. Sen benle kal zaten. Ortamızda gibi olursun. Tamam. Siz de dengesini daha iyi korumuş oluruz. Ben de Asphodel'le kalayım. Aynen. Siz de Asphodel'le kalın. Hani ben elfim hafifim. İyi olur. O şekilde bindiniz ayrıldınız işte. Tıpış tıpış gidiyorsunuz arkadaşlar. Şey, iple bağlamış mıydık biz bunları yan yana? Hayır, daha bağlamadınız. Değil mi? Yani. Suda bağlayacağız. Suda bağlamak daha mantıklı. Adam ip verdi zaten size. Evet. Ondan sonra kıyıya kadar gitme yani adamın tarif ettiği yönden Cromwell sen yönlendirdin. Bir check atar mısın bana? Bakalım ne kadar yönlendirebildin? Bir yanlışlık oldu mu? Bonuslu bu. Çünkü tarif var elinde gayet net. Yön var tarif. Kaçtı senin bizdim? 14. 14 iyi. Ucundan. Ucundan. Evet. Bonus olmasa. Evet, 13 olsaydı tutmuyor diyecektim. Artı 3 hani. Adamın şeyi var. Tarif. Locate object aslında hiç aklıma gelmedi. Daha kesin olurdu.
Yani o da olabilirdi. Ondan sonra o şekilde sen gittin, kıyıya geldiniz arkadaşlar. Denizi gördünüz. Kıyıya geldiniz. Bir baktınız hani eşya meşya görünmüyor. Ondan sonra Elayt hani bakın dedi. Aha şurada diye biraz ıskalamışsınız sadece. O tarafa doğru gittiniz. Hemen oraya gittiniz işte. Adam indi eşyalarını almaya. Hani siz de gittiniz etraftaki eşyaları toplamaya en hızlı şekilde yapmak için. Şeye dolduruyorum işte, ben hatta. Bag of holding var ya bende. Sen bilirsin. Hani bulduğunu oraya atıyorsun hesabı. Şeyi gördünüz arkadaşlar maalesef. Bu adamın işte kılıçlarından biri kırılmış tamamen. Yapacak onu şey. Gördünüz. Ondan sonra backpack'i, sırt çantası yani tamamen dağılmış. Eşyalar etrafa saçılmış. O yüzden hani adam olabildiği kadar önemli olanları toplamaya çalıştı. Tamam, kalanları ben şeye doldururum ya. Lego Holding'e. Aynen. Onları toplamaya çalışıyor işte. En sonunda işte adam şey yaptı hani kitap nerede? Kitabı bulamıyorum dedi. Kitap bulan oldu mu? Buldum. Aranıyorum. Kitap aranıyorum. Ondan sonra siz bu şekilde takılırken kitabı aramaya çalışırken uzaktan bir roar sesi geldi arkadaşlar. Hayda. Bu ayı sesi mi? Yok o garip canavar sesi. Öyle tamam buradan ayrılmamız lazım. Hemen. Kitabı bulmadan gitmek pek de mantıklı gelmiyor bana. Adam bir tane kılıcının kemerini bağladı. Onu taktı yerine. Ondan sonra şey yaptı işte neydi o? Başka bir küçük adventure book çıkardı. Ondan işte bir şey bakmaya çalıştı. Hemen kapattı onu. Çok fazla etrafı yaptım. Kesiyorum ben de hızlıca. Şeyleri saldırı yanaştıralım şeye, suya doğru hazır olsun bari. Asphodel, ikimiz Detect Magic'le etrafı arasak sende var mı? Minimal alanda Orison'la yapabilirim ancak iyileşmeye daha çok vakit harcamak istedim. Detect Magic ezberlemedim. Bir ufak mola alabilir miyiz? Hemen. Dur yine. Adam dedi ki hani o işe yaramaz o şekilde küçük alanda. Tamam, daha geniş alana bakmamız lazım. Hemen hallederim. Yani bir withdraw cast ediyorum. Withdraw'la hemen Detect Magic ezberleyip 1, 2, 3, 4, 5 tane ezberlemişim. Adam o arada hemen kendi Detect Magic'ini yaptı. Etrafa bakmaya başladı. Kitabı bulmak için. Sonra da hemen Detect Magic'i cast edip bakıyorum. Withdraw'un içinde de bakabiliyorum Detect Magic bu arada. Evet. Hani o şekilde bakınmaya çalıştınız. O esnada arkadaşlar tabii maalesef etrafta bir iki çatırdama sesi, ağaçların işte dallarının kırılma sesleri falan gelmeye başladı. Sağınızdan solunuzdan yani adanın derin yönünden. Ondan sonra arkadaşlar şeyi gördünüz. Salları su kenarına indirdim. İnan ben de onu yapacaktım. Biz beraber indirdik onu suya. İndirmeye gerek yok. Kendileri yürür arkadaşlarımdır. Ya bir aniden gitmeye hazır olalım diye. Yani kendileri yürüyor doğru da. Bir saniye. Şurada. Şunu. Tur back. Ya bulunduğumuz yerden kıyıya bir anda gidecekse eğer o bir anda ben zaten kıyıda başlatmayı tercih ederim. Diyorsun. Protection değil, divination. Curing and healing gibi olabiliyormuş. Şimdi bir dakika. Şunu da şey yapalım. Okey. Ben kılıç çektim. Zaman yok. Hadi herkes sallara. Arkadaşlar oradan şeyi gördünüz. Sizin elfi gördünüz en köşede.
Şöyle göstereyim bir dakika. Evet, gösterebilirsem inşallah. Niye yok ya? Allah Druid Allah. Mi? Ha, Druid evet. Elf mi dedim? Elf dedim ya. Elf dedin de onun için bir şaşırdık. En köşede dediğin tam neresinde? Bir dakika. Şurada değil, şurada. Şuralarda bir yerde elinde yayla size doğru koşturuyordu elf. Druid. Şey Druid. Yeşil yumruk. Ve hani ağaçların arasından çıkıp sizi gördüğü anda geliyor, bu tarafa doğru geliyor dedi. Adam elindeki yayla çekip arka tarafına dönüp koşarken işte hani hafif yavaşlayıp dönersin ya arkanı. O şekilde dönüp arkaya doğru fık diye bir tane ok fırlattı arkadaşlar. Ve fırlattığı ok ağaçların arasından geçerek hani gittiği yeri en sonda gördünüz. Yaratık çıktı oradan çünkü. Ağaçların arasından az çok görüyorsunuz yaratığı. Tam böyle çıktı vor diye hani hayvan gibi koşturarak geliyordu ki o attığı ok yaratığı direkt göğsünden vurdu. Vurmasıyla beraber bayağı büyük bir patlama oldu arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 metre yarı çapındaki alandaki her şey vof diye alev kaplandı tamamen. Korkunç bir alevdi. Ve hani yaratık patlamanın aynı anında o alevlerin içerisinden çıkarak koşmaya devam etti. Yavaşladı, sadece birazcık sendeledi o kadar. O kadar aleve rağmen. Adam tabii o arada tekrar size doğru koşmaya devam ediyor olabildiği kadar. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kitap bulamadınız da. Ben herkes sallar diye bağırıyorum, kılıcı çektim. Elayt, vaktimiz yok. Hadi sala. Elayt büyü telafi edilir, hayat edilmez. Hadi gidelim. Profromil tenfitre diyoruz, kest ediyorum diye. Kitabı bulmalıyız dedi. Elayt buraya doğru koşturdu. Dureyd'in yanına doğru. Ve kılıcını çekti. Bu arada yalnız Leovald, sen baktın Elayt'in yüzünde büyük bir öfke de var ha. İlginç bir şekilde. Elayt intikam vakti değil, hayatta kalmalısın. Ama kitabı bulmalıyız dedin. Adamı az çok tanıyorsun. Burada bir şey var adamda. Ne derler? Rage. Bir öfke var yani harbiden. Bu şeyde ilk önümüze çıkarken adamın birini pencereden yere indirip öldürdüğü zamanki rage mi? Böyle bir şey, bir surat ifadesi mi var yani? Gibi gibi. Evet, bir böyle intikam peşindelik var yani. Bu arada bizimki... tabii hani bir spell yaptı kendine Elayt aynı zamanda. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne hayat harcanabilir şu an... bir şey değil ya. Yaratık şu an benim görüş alanımda değil mi? Ya görüyorsun da uzakta yani, şu anda bu şeyin içinde bile değil. Tamam, fark etmez benim için. Dört tane bulletim kalmıştı zaten. Ben iki tane ateş, iki mermi sıkacağım. Tamam. Konumunuzu alın arkadaşlar. Yaratık şu taraftan şöyle geliyor. Şöyle bir öne geçeceğim. Diyemez. Güneydoğu tarafından geliyor. Sipelimi kestedebildim mi? Aura açtım ama. Ha tabii kestettin. Ben şöyle inanmaz gözlerle Leo'ya bakıyorum. Sonra Asmoda'ya baktım. Kaçmamız gerekirken savaşacağız mı gerçekten? Bak kılıcı koydum, ben çıkarttım bana. Mars. Aynen. Bam bam. Elayt spell yapabilecek durumun var mı? Var. Tamam. Yaratığı gördüğüm anda lower resistance çakacağım ben diye. Tamam. İşe yarayacağını düşünüyorum. Innate de benim var. Hı-hı. O zaman arkadaşlar. Yaratığın geldiği yönü gördüm ya ben. Yaratığa yaklaşmayı düşünmüyorum. Hiding Shadow, Moon Silent'de şurada bir yere gireceğim. Ya benim görüş alanıma girdiği anda ben çakacağım. Zaten
Small range mi? Ne oldu? En düşük range'im 45 yard. 45 yardan çok uzakta canım. Ya 45-90 270 olarak geçiyor bende. Tamam. Hı-hı. 90 yard. 45-90 arasında bir yerde yani şu anda. Tamam, medium range'in 90. Tamam, senin inisiyatifin o. Asphodel seninle, Cromwell seninle. Dedim ya, haydi Shadow Moon Silent yapacağım ben geldiği yere doğru. Tamam, sen yaptın Brantonu, buraya girdin. Tamam. Lowry'si satacağım ben dedim. Sen Lowry'si satacaksın. Bu 45-90 yard arası mesafesi var mı? Bakmam lazım. Priest spell değil çünkü. Tamam. Bakayım. Ona bir bak istersen. 5 level wizard spell'iymiş. İkinci kitap mı? Üçüncü kitap mı? L2. Ben hemen söyleyeyim sana. Low resistance 60 yard. O zaman round'un sonunda yaparsın yaklaşırsa eğer. Yaklaşamazsa yapamazsın. Wait'sin yani, onun aksiyonuna wait. Wait'im, evet. Aha, başka bir şey yapma şansın var mı wait dediğim için? Tabii tabii. Tamam. Yaklaşırsa ona yaparsın. Yaklaşmazsa başka bir şey yapabilirsin. Bilirim, okey. Tamam, bir inisiyatif atalım arkadaşlar o zaman. Diyem, Entangle ezberlemiş sayar mısın? Ezberlemeye çalışayım mı? Ezberlemiş sayarım ya. Tamam, çünkü yani başka bir şey söylemedim zaten. Yani oydu en son ezberin. Evet. En azından oradan belki hani bir ters bir durum olursa bir yavaşlatabilirim belki. Bir şey olur. Hı-hı. Kafasıyla. Tamam. Dövüşürüz öyle. Sedip sıkıyorum iki tane. Durit oradan bağırdı senin bunu söylemene. Ne saçmalıyorsunuz dedi. Dövüşmeye çalışmayın, gidin buradan dedi. Orada o silah patladı. Elay şey dedi bunun üzerine. O zaman bana zaman verin, kitabımı bulayım dedi. Of. Öfkelendirirsiniz sadece diye bağırdı Durit. Elayt, hızlıca bulabiliyorsam bul. Öyle mi diyorsun? Yani sen kitabını bul mu diyorsun? Çabuk kitabını bul, yoksa seni sırtıma atıp götüreceğim. Tamam, siz oyalayın o zaman, ben kitabı bulayım dedi adam. O zaman inisiyatif. İnisiyatif. Atıyorum o zaman. 2. O bayağı hızlı. Tamam, sen kazandın. Önce 2 atışını yap. AC3. AC3. Bunun medium range'de şeyi var. -2 var. Bilmem nesi var. Armor penetration yok bildiğim kadarıyla medium range'de. AC2. İkisi de ıskacı. Yani hedefi tutturdun ama sekti mermiler. Mermiler seksin, bu alemde teksin. Evet. O arada da şey neydi o? Druid sana baktı tekrar endişeli bir suratla. Ne yapıyorsun? Öfkelendirirsin sadece. Yapma, zarar vermeye çalışmayın dedi. Yavaşlatmaya çalışın, bu arada oyalayın. Medium range'de AC'ye 5 penaltı veriyormuş karşı tarafa. Medium range'de AC'ye 5 penaltı veriyormuş. Yine ıska. Okey. Ya görüş alanıma girince olduğu bölümün önüne doğru hani yakalansın diye, etrafta da çalılar var. Entangle'ı basacağım ben. İçinde kalırsın yani. Hemen basıyorsun sen o zaman. Okey. Yavaşlatır. Şey yavaşlatırsa bu yavaşlatır yani. Yok, Entangle'a yakalanmadı acı. Ondan müthiş bir çevikle sıyrıldı. Sadece bir tanecik dal sarmaşık gibi dolandı Entangle'dan. Onu da kopartıverdi zaten hemen. Short range'de de bu arada sadece Dex, Cover ve Magical Bonus'ları geçerli. Hı hı. Bu arada arkadaşlar, Durit yine ayıya dönüştü ve
buradan şeye doğru öne çıktı. Vaaar diye o da bağırarak. Ondan sonra da roundun sonunda yaratık buraya geldi. En azından sizin short range'inize girdi yani. Ben hemen birer mermi daha dolduruyorum. Son iki mermi kaldı zaten. Sen birer mermi daha doldururken Durit ayı haliyle baktı sadece sana. Daha ne desin, zarar vermeyin diyor adam, sinirlendirmeyin diye. Levalt. Eddie Asphodel. Lev ateş etme dur. Hadi şu kitabı arayalım. Bu arada tabii şey döndü arkasını, Elayt kitabı aramaya çalışıyor. Ben de ya Diyem çıktım ben de olduğum yerden. Elayt'in diğer tarafına doğru gidiyorum. Hani kitabı bilirim ne olduğunu, iyi kötü. Gömüldüğünü varsayıyorum etrafa. Biraz kum da vardı ya burada, sahil kenarındayız yanılmıyorsam. Ben de ya, arıyorum. Elayt de oradan size baktı arkadaşlar. Orhan'ın ben de sonunda. Aramaya başladım ben. Ben kitabı arayayım, siz yaratığı oyalayın. Durit'i yaratığın karşısında tek başına niye bırakıyorsunuz dedi. Of. Love resist. Diyem. Attın sen. Nasıl onun save'i? Bakayım. Magic resistance reduced by %16 plus %1 per level of the caster. Yani %26. Bir de benim luck'tan %5'im var. Tamam. %31 şansım var. Nedir o? Love resist. 5 luck. Yok, hayır, save'i nasıl oluyor onu soruyorum. Save'i sana. Normal save. Ne bileyim ben. Normal save mi atıyor? Öyle herhalde. Değildir. Değil. Yarı şeyiyle atıyordu. İşte öyle bir şey vardı. Yarı magic resistance'ıyla evet, mı atıyordu? Senin attığının yarısıyla mı atıyordu? Magic resistance works low resistance itself but at only half its normal value. Kendi magic şeyinin resistance'ının yarısı kadar şeyle atıyor. Hı, tamam. Ona göre atıyorum. Yarım şeyle atıyormuş. Çok güzel. Low resistance başarılı. Resistansını %36 mı ne düşüyor? 31 mi düşürdün? 36 mı? 31. Tamam. Okey. O kadar düşürdün. O da gayet iyi oldu yani açıkçası. Ondan sonra şey neydi o? Bu yaratıkla ayı orada yüz yüze gelecek arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? İnisiyatifinizden. Kim mermi daha? Paraliz. Paralizi Wand'ın çalıştıracaksın. Sinirlendirme tamam. Leomalt belki rage'e giriyordur. Durdurmaya çalışmamız lazım. Leomalt. Ne yapayım, erincemde bekleyeyim mi? Tam wait'teyim. Paraliz tutmazsa sıkacağım iki tane. Allah'ım yarabbim. Elayt oradan böyle ne yapıyorsun diye bakıyor. Ya sen söyle kitabını ya, ara çabuk. Bana bakma. Bir oradan kaçın der, biri öbürün tut der. E o zaman dinle. Evet şimdi vallahi yumrukla bayıltacağım seni, götüreceğim. Çabuk kitabını bul. İnisiyatif arkadaşlar. Ben atayım mı? Bekle. Oğlum Elayt ne derse desin, ben de arıyormuş kitabı. Bulmaya çalışacağım. Girmiyorum millisine falan bu yaratı. Atıyorum oradan diye. Burayı çekin gidin, burada durmayın diyor. Atayım mı? İnisiyatif evet. 7. Tamam. Siz öncesiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsanız yapın. Paraliz wand'ıyla ateş ediyorum. Paraliz sen olmazsa paraliz wand'ıyla sen atışını yaptın. Yaratığı tutturamadın. Okay. Kaçtı yani şeyden, ışından. Okay. Çevik, Leo fazla abi. Çevik. O zaman benden gelsin Dex Magical 2 tane. Tamam gönder. Ne? Iskaladın. Yok acı ya. Dağlar taşları.
Tamam, bir tanesini ayıya çaktın acı. Kaç vuruyorsun? Ayı bunun damage'ı neydi? Dur. Ne o? Gerçi de ayıya mı geldi? Oh. 1-4 arası skalayınca yakındakilere vurma şeyi vardır. Ekstra bir şeyin yoksa buna karşı. İyi tamam, şey olmaktan yok. 8 damage. 8 damage mi? Hı-hı. Artın yok mu hiç? Damage'da yok. Nasıl yok oğlum? Sende kaç slot var silahta? 3 slot var da firearms'ın damage'ın artı yok. Olur mu canım? Vardır. Yok abi. Atak bonusu var, damage bonusu yok. Bunun range falan şey geliyor. Mastery'de. Tamam. Okey. Bakarız sonra ama öyle değildi de. 8 damage verdin değil mi? Tamam. Neyse ondan sonra başka Aspada sen... Kromla sen... Ben arayışına devam ediyorum. Sallamıyorum şeyi, ben de arıyorum. Girmeyeceğim kombata mombata. Bir önceki tabi bulup gidelim derdindeyim. Ondan sonra arkadaşlar bu şey buraya geldi. Ayı ile beraber. Ayı tamamıyla savuşturmaya çalıştı gelen atakları. Bakalım ne kadar başarılı oldu bunda. Hiç de başarılı olmadı arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size. Kadar ayıyı parçaladı yaratık. Birbirlerine girdiler. Yaratık size'ı ayıdan daha küçük. Ama öyle bir saldırdı ki ayıya, ayı ne kadar kendini savunmaya çalışırsa çalışsın hepsini engelledi ve fena halde daldı arkadaşlar. Bayağı bir canını yaktı ayının yani. Ben çekiyorum kılıcı. Çekiyorum kılıcı, o tarafa koşuyorum. Bu adamı tek başına bırakmayacağım orada. Ondan sonra şey neydi o? Elite de öyle bir baktı duruma. Kitabını ararken işte. Oyalamaya çalışın sadece. Durit zarar vermeyin dedi. Of. Evet arkadaşlar, yeni rounda geçmeden isterseniz partımızı burada bitirelim. Bir sonraki partta devam edelim ha. Olur. Olur istersen. Tamam o zaman. O zaman bir sonraki partta görüşmek üzere diyelim. Çünkü harbiden uzayacak gibi, o kadar kısa sürmeyecek galiba. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.